Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ben boşuna çocuklara billa israrlı ve şart koşuyorum. Senelerden beri. Eğer siz makine arkasına takılırsanız deli oldunuz demektir. İşiniz bitti. Artık Müslüman çocuğu değilsiniz. O yüzden sizinle ben kesinlikle alaka kurmam. Dershaneye almam. Size toparlarım, oynatırım şahsi hayatınızda. Bu maç arkasında mason cevyanı var. Sizi yemek için, çatalla sizi yemek için. Bunları dünya üzerinde yapıyor. Milletleri böyle de ele geçiriyor münafık cevyanı. Şunlar nedir? Bu manzara nedir? Bu bunun evet. Maçla durdurdu ve ele geçirmiş. Şu çocuk, en küçük çocuktan en büyük şey, adamlara kadar İslam'la bağlı olacak. İslam'la bağlı, kalbi bağlı olan kişinin bunlardan nefret eder ya. Ne alakası var İslam'ın kalbi? Efendim şeyler daha kötü bir şey illa yapılacaksa o zaman bunu yaparsın. Öyle bir şey ki. Bu bir şey yani. Şer. Doğru. Şer. Ceryanın milleti boğduğu bir netice. Bir hata, bir hareket, bir hadise. Fenerbahçeli olmayan anlayamaz bunu. Din gibi bir şey bu yani. Galatasaray'ı hayatımızda bir yaşam biçimi olarak belirledik. Yani yapacağımız her şeyi de ona göre hareket ederek yapıyoruz. Bir yaşam biçimidir benim için. Annem, babam, çoluğum, çocuğum, Türkiye, vatan hepsi benim için Beşiktaş'ta toplanmıştır. Benim için Beşiktaş olmazsa hiçbir şey olmaz. Şimdi bir kızla tanıştığında, iş görüşmesine gittiğinde, bir şey almak istediğinde ikinci soru takım oluyor Türkiye'de. Eğer Fenerli ise o iş bile boşuyor, karıyı bile boşarsın. Öldüğüm zaman eğer böyle Gençler Birliği bir duruma düşerse inanıyorum ki herhalde mezardan kefenimle çıkarız. Sırf Trabzonspor maçlarına gidemem, dışarıda okuyacağım diye okumadım yani. Bu şimdi bazılarına saçma geliyor. Bazı düşündüğümde bana da saçma geliyor ama bunlar gerçek yani. Maça doğru yürürken onların işlerinde yürürseniz şöyle derler. Bu kutsal formayı bir kez giyeyim, öleyim diyen binlerce, milyonlarca Türkiye'de genç var. Formanın üstünde başka bir değer yoktur. Yani Beşiktaş forması kutsaldır. Onu giymek şereflerin en büyüğüdür. Golü attıktan sonra sarı kart olmasına rağmen o formayı çıkartması, onu anlayabiliyorum. O psikolojide ben de olsam 10 kişi kalmışız, gol yemişiz, taraftar inanılmaz destek veriyor ve ben gol atmışım. Ben de olsam ben de çıkartır, ben de tapardım yerde o formayı.